Bu videoda size bazı açı terimlerinden söz etmek istiyorum. Evet, açı terimleri. Bu terimler şunlar: dar açı, dik açı ve geniş açı. Evet, anlattıkça zaten kendiliğinden anlaşılacak, merak etmeyin. Evet, önce çizimlerini yapalım. Evet, böylece daha iyi anlayabilirsiniz. Evet, çizelim. Dar açı böyle bir açıdır. İşte böyle bir açıdır. Tek bir noktadan iki ışın çıkmış. Bu açı dar açıdır. Tabii iki doğrunun kesişmesiyle oluşan bir dar açı da çizebilirdik. Yani mesela burası da dar açı olur ve tabii bu açı da öyle. İkisi de dar açılar. Dar açılar dik açılardan daha dardır. Evet, yani dik açılardan daha küçük olduklarını söyleyebiliriz. Peki dik açılar nedir? Dik açılar yatay ve dikey ışınların kesişmesiyle oluşur. Birisi soldan sağa, diğeri aşağıdan yukarı gidiyor, değil mi? Bu açı bir dik açıdır. Ve genelde dik açıyı göstermek için buraya böyle küçük bir kutu yerleştirilir. Evet, bu bize bu açının dik bir açı, evet, bir dik açı olduğunu söylüyor. Ya da bu ışın soldan sağa giderken, bu ışın da yukarıdan aşağı gidiyor demek. Bu açıya dik denilmesinin sebebi, ışınlardan birinin diğerine dik olmasıdır. Eğer bu şekilde bir doğrumuz ve bir tane de bu şekilde doğrumuz olsaydı, oluşan tüm açılar dik olacaktı. Eğer bu doğru taban ise, bu doğru ona diktir. Bunların ikisi de dik açıya örnektir. Evet, dik açıyı tanımladığımıza göre, dar açı için başka bir tanım daha verebilirim. Dar açı, dik açıdan daha küçük olan açıdır. Evet, açıları ölçmenin farklı yollarını öğrendiniz, değil mi? Dik açının 90 derece ve dar açıların 90 dereceden az olduğunu göreceksiniz. Yani bu, buradaki açı 90 dereceden az. Evet, bunu kavramsallaştırmanın bir yolu, dar açının dik açıya göre daha dar olarak açıldığını düşünmektir. Bir doğrudan diğerine ulaşmak için kısa bir yol boyunca döndürmeniz yeterli. Evet. Dik açıda bunun için daha uzun bir mesafe kat etmek gerekiyor, değil mi? Burada çok az hareket ettirmeniz yeterli. Yani bir dar açı dik açıdan daha küçüktür. Geniş açının ne olduğunu çoktan zaten tahmin etmişsinizdir. Dik açıdan daha büyük olan açıdır. Evet, birkaç tane geniş açı örneği çizelim. Evet, geniş açı işte bu şekildedir. Eğer bu açı dik açı olsaydı, bu doğru farklı olurdu. Tabana dik olurdu. Ama böyle bir şey görmüyoruz. Bu ışın daha geniş bir şekilde açılıyor. O zaman geniş açıdır. Bu aslında günlük hayattaki anlamından geliyor, değil mi? Yani bu arada tabii mümkün olduğu kadar günlük hayat ile ilgili bağlantılar yapmaya çalışıyorum ki daha rahat hatırlayabilirsiniz. Evet, bu büyük ve açık. Yani bu daha geniş açılıyor. Ya da dik açıdan daha büyük. Öyle de diyebiliriz. Evet, 90 dereceden daha büyük bir açı. Diğerine varmak için bu ışını dik açıdakinden daha çok ilerletmeniz gerekiyor. Dar açıda kat edilen mesafeden de çok daha fazla ilerletiyorsunuz. Evet, bu şekilde iki doğru çizersek, mesela hangileri dar, hangileri geniş açı olurlar. Evet, bu iki açı dar açı olur, değil mi? Ve buradaki iki açı da geniş açı olur. Bu açı ve bu açı geniş açılar. Evet, aslında buraya da çizmiştim. Bu açı ve bu açı geniş açılar. Fikir çok basit. Eğer bir doğru ya da ışın diğerine dik ise, dik açıdan bahsediyoruz. Eğer yakınlarsa, daha az ilerletmeniz yeterliyse, bunlar dar açı oluşturuyorlar. Daha fazla ilerletmeniz gerekiyorsa, bu açılar da geniş açılardır. Baktığınız zaman zaten görsel olarak kolayca fark ediliyor.